Sol taraftan inanılmaz bir müzik geliyor ama dış görünüşü böyle. Oğlum içeride patlıyorlar, ne oluyor? Çok iyi. Az önce karşı tarafa 5 tane hatun girdi. O yüzden dikkatim dağıldı. Şimdi gidip karşıya soracağım, diyeceğim kardeşim burada ne oluyor diye. We are students of fifth grade and we make a welcome to the beginners in the secondary school. Yeah, like a graduate. Yes. Güzel baba. Parti varmış. Ama kadına bakar mısın? Hem kalacak yerim yok. Tekrar Western Union'a geldim. Ama maalesef ki kapalı. Dayı, kurban olayım aç. Dayı, parti buldum. Para lazım lütfen dayı. Aha, o ne olur? Bizim hosteldeki hatun dedi ki burada iki tane Western Union var. Ama ikincisini maalesef ki haritada gösteremedi. O yüzden hostelin broşüründen bana tarif etti. Ama ters anlattı. Yani şu an broşürü ters tutmamın sebebi onun yüzünden. Baba ben düz harita okumayı bilmiyorum ki. Ben bunu nasıl anlayacağım ya? Biz buradayız. Biz buradaysak sağ çapraz. Ben buradan çıktım. Sağ çapraz. Şuradan da gireceğim. Sol tarafta Western Union var diyor. Yani bu sokakta. Ama aha Western Union. Çok ters ya. He baba aha. Aha. San Martin. San Martin. Direkt dedi. Otro. Otro. Ta, gracias baba. Bura mı? Bura gibi hiç değil ya. Allah Allah. San Martin, Western Union baba. Bura olması lazım ya. Ama herhangi bir açık yer yok ki. Bir tek bura var. Bakayım buraya sorayım. Siz Western Union musunuz diyeceğim de baba. Baba burası market. Aha. Şurada sarı bir şey var baba. Gözümle görmüyor ki. Benim gözlerim 5,5 derece. Bir tanesi de lens var, bir tanesi de lens yok. O yüzden netleyemiyorum. Zoom da atamıyorum. Ama bulduk sanırım. Bakın şuradaki sarı Western Union'un tabelası herhalde. İki şeyi gözden kaçırmam. Bir hatun, iki Western Union. İnşallah alacağız paramızı. Rabbim yardım et. Bu çocuğun bu gece o partiye gitmesi şart. Lan buralar nasıl? Dükkan mı? Ev mi? Ben anlamadım. Böyle bir sistem de yok. Bakar mısınız? Çapraz ard arda. Numara olduğuna göre ev diyeceğim de. Kaç metrekare kaç o da bilmiyorum. Aha. Lafa daldım gene. Baba açın lütfen. Bu çocuğun bu parayı alması bugün şart. Allah Allah. Bir numarası falan yok mu bunların ya? Yok. Camlara kağıt yapıştırmışlar. Yaşam olduğuna dair hiçbir belirti yok. Arkadaşlar gördüğünüz üzere maalesef ki hava karardı ama ben para için çözemedim. Fakat konaklama için çözdüm. Gittim hostellerle konuştum. Dedim çantam burada bırakayım. Bu gece de burada kalayım. Yarın Western'den para alınca öderim diye. Tamam dedi onlar da. Ben de şimdi partiye doğru gidiyorum. Orada bir şey yiyip içecek param yok ama en azından içeri girecek param var. Merakımdan öleceğim ya orayı. Ama sormadığım bir şey var. Bu mezuniyet partisi de ne mezuniyeti? O kızlar kaç yaşında? Ben onu sormadım. Ama 800 peso bilet parası ödeyeceğim. Ki
Müzik sesleri de bayağı artmış durumda. Gerçekten merak ediyorum. Ben bu gece bir partiye gidemeseydim yatamazdım. Bakalım, inşallah son paramı harcadığıma değer. Hem son paramı harcayacağım hem de kötü parti ise yarın ne yaparım bilmiyorum ama onunla yarınki parasız sudan düşürsün. Umurumda değil baba. Baksana partinin ışıklar falan da olmuş baba. Çok iyi. Şimdi bilet aldım bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ben partiden ayrıldım çünkü sarmadı beni ki zaten baba içeriği kapkanlık yaptılar, gözümüz de görmüyor, insan seçemiyoruz. 15-20 dakika köşte falan takıldım böyle, arkadaşım falan da yok, bir şey yiyecek içecek param da yok, kenarda garban gibi takılıyorum, hayatı sorguladım. Ondan sonra iki tane kız bir yanda geçerken bana çarptılar. Döndü bir şey dedi. Ben dedim ki anlamadım dedim. İspanyolcam zayıf falan dedim. Ha neresin dedi. Türk'üm falan dedim. Böyle bir 15-20 saniye sohbet oldu. Ondan sonra dedim ki bakale dedim. Sen kaç yaşındasın? Dedi ben 17 yaşındayım. Yanındakine sordum dedim. Sen kaç yaşındasın? Dedi ben 16 yaşındayım. Peki dedim bu partideki herkes bu yaş grubu mu? Dedi işte %10'u falan da 18 yaşında falan dedim. Ooo çok güzel, bana müsaade. Ben kaçıyorum o zaman çünkü dedi bu Süfyan abi. Allah Allah, öyle şey mi olur? Hemen çıktım oradan. Olan benim yarınki kahvaltı parama da oldu. Şu an cebimde toplasan 100-200 peso anca var. O anda hiçbir şey alınmıyor yani, belki bir iki empana da. Aman yapacak bir şey yok ya. Şimdi tekrar hostele geldim. Gariban gibi edit yapacağım baba, yapacak bir şey yok. Yarın ola hayrola. Yarın kahvaltı yapamayan Furkan neler düşünecek? Benim umurumda değil, o düşünsün. Bu arada bana bugün bu odayı verdiler. Kaç kişilik ya bu oda? 2, 4, 6, 9, 12 kişilik. Gene aynı 2500 peso, 5 dolar ödeyeceğim. O da yarın inşallah. Teras kattayım. Akşam da terasımız. Böyle görünüyor ama maalesef ki şehir görünmüyor. Size dediydim, şehrin ışıklandırması çok az. Ki şu an saat 8.30 civarı. Birkaç saate tamamen karanlık olacak. Ama terasımız çok güzel. Günaydın, günaydın. Ben bugün 3. sefer Western Union'a gidiyorum. Sabah erkenden kalkıp 2 sefer gittim ama Kaşmerto kapalıydı biliyorsunuz. Arjantinler normalde çalışmayı sevmiyor. Cumartesi günü çalışmalarını beklemek gerçekten sürpriz diyeceğim de açılmış herhalde. Vallahi açılmış herhalde. Evet. Ana. Güzel. 6 kişi var. İnşallah alabileceğiz paramızı. Aksi bir senaryoyu düşünmek istemiyorum. Oh be. Sonunda aldım kardeşim paramı. Bir saattir bekliyorum orada ya. Resmen paramıza rezil oluruz ya. Arkadaşlar bugün tarih 10 Haziran ve ben kendime iki parçada toplam 1735 TL yollattım ve karşılığında 37.000 Arjantin pesosu aldım. Arkadaşlar fark etmişsinizdir ki pesonun dolar karşısındaki her gün değer kaybından dolayı artık böylesi küçük şehirlerde maalesef ki büyük paraları teslim almak artık çok zor. Olur da bir gün gelirseniz ki belki inanmayacaksınız ama çoktan gelindi arkadaşlar. Arjantin'e son birkaç aydır Türkiye'den inanılmaz göç var ve bana her gün gelen mesajların içeriği şu: Furkan, biz kendimize Western Union'dan para yollayamıyoruz çünkü uygulama hata veriyor. Evet arkadaşlar, doğru. Şimdi sizin aylık Arjantin'de Western Union'dan 10.000 dolar alma limitiniz var ama unuttuğunuz şey, ülkeler arası da limit var. Ve maalesef ki Arjantin limiti hemen doluyor. Çünkü her gün yüz binlerce peso dönüyor. Belki milyon baba, sıcak deli gibi para dönüyor yani. Şimdi arkadaşlar, siz kendinize
Türkiye'den para yollatmak istiyorsanız limit sabah 8.30 ile 9 arası yenileniyor. Arjantin'den kendinize yollamak istiyorsanız da gece 2.30 ile 3 arası denerseniz limit taptazeyken kendinize hemen hızlı bir şekilde yollatabilirsiniz. Aksi şekilde gün içinde maalesef ki kendinize 100-200 TL dahi yollayamazsınız. Diyecek ki kardeşim dolu dolu doldu kardeşim almıyoruz içeri diye. O yüzden aklınızda bulunsun. Ben şimdi çok şükür ki dediğim gibi oh baba paramı teslim almışız, gidelim bir güzel bir kahvaltı yapalım. Enflasyonun son kez tadını çıkartalım. Ondan sonrasında da 10 gündür kaldığım Humahuaca şehrinden artık ayrılalım. Arjantin'den de ayrılalım baba, bittik ya. Saat gene oldu 1.30, şunun peşine var, şunun peşine. Ama iyiyiz baba, keyfimiz elinde, hala çok tatlıyız, güzeliz. Şimdi ise çantamı falan alacağım. Ondan sonrasında da artık günü başlatıyoruz. Zira bismillah. Bakın ben Humahuaca'dan İruş'a gitmek istiyorum. Her gün 3 defa otobüs var ama bugün cumartesi ve maalesef ki otobüs yok. Şaka gibi ya. Şuradaki ablalarım meyveli meyve suyu satıyor. Hola, buen día. ¿Quieres tomar más con fruta? ¿Tenés? No. Ta, muchas gracias. Tekrardan günaydın. Ben gördüğünüz üzere artık çantamı aldım. Günü başlatıyorum. Ama onun öncesinde bir şeyler yemek istiyorum fakat artık pizza empanada yemek istemiyorum. Hem çok yedim hem de çok fazla kilo aldım. 2 kilometre yol yürüyorum gibi, sanki Kore pornosu gibi video oluyor. O yüzden hafif bir şeyler yemek istiyorum. Bakalım bu ablalarım ne satıyormuş. Bunlar da empanada falan yok. İstemiyorum. Bu ablam da gene hamur işi. Gerçekten artık hamur işi yemek istemiyorum. Yiye kafamız hamur oldu, çalışmıyor. O yüzden gidip şuradaki pazardan kendime meyve almak istiyorum. Bu ablalarım da her gün kömür yakmaktan yorulmadı be. Ciğerleri kömür oldu bu ablalarımın, kurban olduklarım. Ablacığım ben buradan geçeyim, sen de irisin, benim de çantam var. Hola, ¿cómo estás? Allah Allah, niye kimse cevap vermiyor lan? Manyak mıdır nedir bunlar ya? İyi ablacığım, vermezsen ben de senden almam o zaman. Bu kadar basit. Allah Allah, sanki bedava veriyorsunuz. Burada da muz varmış sadece. Bakın bir güler yüzlü esnaf yok mu ya? Bu kadar zor değil ya. Gözüm de görmüyor ki baba. Lens yok. Bu ne satıyor ya? Ana! Bakar mısınız? Bunlar kuru etler herhalde. Ya da beklemekten kurumuş. Böyle pazarın ortasında satıyor ki burada da. Hola, ¿cómo estás? Burada da böyle çok değişik bir şey var. Bu neyin kurutulmuş anlamadım ama domuz eti sanırım. Aa, burada da varmış böyle. Hola. Baksana bu ne? Dil mi? Ciğer mi? Anlamadım ki. Burada da aynı kurutulmuş şey. Allah Allah, nerede bu meyveci ya? Gel kız, sen gülüyorsun, senden alacağım. ¿Quieres comprar fruta? ¿Tienes banana? Aha. Muzun kötüymüş ama sen güler yüzlü, sen alacağım. Sí. Tres. Bakın burada da böyle mısırlar var. Aha. De choclo para api, apiti. Mais. Mais de choclo. Mayıs. Mayıs da çoklu aynı. Bakın arkadaşlar, böyle farklı farklı mısırlar var. No tenes otro fruta? Naranja. No, naranja. Peyre. Mandarina. Da, dos mandalina. Madem aldın kız, yoksa mandalina yemeyecektim.
Quanto sale? 2.50. Buyur abla. Şaka gibi gözüm görmüyor, tezgah seçemiyorum. Tek gözüm böyle kapatmam gerekiyor. Gracias abla. Ah, this queso? Queso. Queso. Cabra. Cabra. Ah. Mahir abi dün gece beni aradıydı. Ben dün onu para için aradıydım. Bana biliyorsunuz geç döndü. Bana dedi ki orada keçi peyniri çok ünlü dedi, cabra diye. Onu denemen lazım. Biraz pahalı olabilir diye şimdi öğreneceğiz. Quanto sale? 1500. 1 kilo. La horma. Ah. Este. Por ejemplo, 250 gram posible? Porque yo solo. Mi diz mucho grande para mí. He. Media posible? Media te sale 850. Ta, quieres media. Ablam 1502'ye böldü. 850 buldum. Şu ikilinin matematiği var ya, yemin ediyorum ülke batırır. İki kere iki sorsalar ben farklı, o farklı cevap verir ihtimal. Oo, ablam hijyen. İlk defa böyle bir sistem gördüm. Baksana, poşetin içine bıçağı geçirdi. Aslansın kız ablam. Vallahi Allah sen yardımcı olsun. Nereden baksan 60 yaşında varsın. Hala çalışıyorsun. Ah böyle sistemin ablam. Keşke YouTube açaydın kız. YouTube'da iyi para var. Vallahi. Ha, tenis palta? No. No. Gracias. Gracias. Şimdi gördüğünüz üzere peynir de aldım. Avokado almak istiyorum ama güler yüzlü bir esnaf bulmadığım için almak istemiyorum. Hola. ¿Cómo estás? Bakayım. Aha, tamam. Çok iyi baba. Tamamdır. Dünkü kocaman da götüm var. Biliyorsunuz az önce gittim. İçi peynir aldım. Fena değil. Güzel ama. Yedikçe daha güzel oluyor. Ulan ne zamandır avokado yemiyorum. O yüzden baba. O yüzden depresyondayım ben. Biliyorsunuz. Olmazsa olmazım. Bir hatun iki avokado. Şimdi bir parça peyniri, bir parça avokado. Kıl çıktı ya. Keçinin kılı herhalde hemen. Şu an nasıl görünüyorum? Tam bir Hintliyim değil mi? Lan kamera açıldı mı açılmadı görmüyorum ki. Seçemiyorum ki, zaten güneş de çok parlıyor. Arkadaşlar ben biliyorsunuz bulunduğum Humahakka şehrinden otostopla ayrılmak istiyordum. Ama dünkü gibi en az 2 km yol yürümem lazım ve saat çoktan oldu 2.30. Aynı zamanda hava çok sıcak. Ben oraya vardım saat 3.30-4. Parmak kaldıracağım, toz toprak alacaklar mı, almayacaklar mı, ne yapacağım filan derken aman dedim uğraşamam. O yüzden birkaç dakika önce otogara geldim ve La Yugiveret isimli sınır şehrine 1500 peso karşılığı otobüs bileti aldım. 15-20 dakika içinde otobüsüm gelecek. Sonrasında tahmin ediyorum 2-2.5 saatlik bir yolculuğum olacak. İnşallah hava kararmadan da sınır şehrine varacağım. Bugün ne yaparız, ne ederiz, sınırı geçer miyiz bilmiyorum ama halledeceğiz. Akşam düşünürüz onu. Şimdi dediğim gibi ben otobüsü bekliyorum. Şu bölgeye geçeyim baba. Kavrulduk. Gündüzleri 40 derece, geceleri 0 derece. Böyle memleket mi olur abi ya? Benim otobüsüm geldi. Her zamanki gibi çift katlı biliyorsunuz. Arjantin'de otobüsün %99'u böyle çift katlı. Burada da insanlar böyle otobüsün içine girip bir şeyler falan satıyorlar.
İşler iyice acayipleşiyor çünkü otobüste herhangi bir koltuk duması yok. Hepimiz otobüse tıktılar, belki 150 kişiyiz. Bakın ben böyle merdivende oturuyorum. Burada insanlar var. Burada böyle. Her yerde abi. İnsanlar oturuyor. Bolivya'ya yaklaşıkça medeniyetten uzaklaşıyoruz. Hadi bakalım. İnanılmaz ya. Nefes alacak yer yok orada. Daha da alıyorum. Oh be. Sonunda vardık ya. 3 saattir merdivene ters oturuyorum. Mide bulantısından öldüm. Uzacaktım öldüm derken. Çok şükür ki vardık. Ben şu an sınır şehri El Cuyquero'dayım arkadaşlar. Burası da şehrin otogarı. Gene oldukça küçük ve üstü açık bir otogar. Yaz anaları da bunlar. Saat 5.30'a geldi. Havanın kararmasına 1-2 saat var. İstesem sınırı geçebilirim ama daha önce hiç gitmediğim bir ülkeye karanlıkta girmek istemiyorum. O yüzden bu geceyi burada geçireceğim. Bakın burada da insanlar böyle doğal meyve sular satıyorlar. Burada da aynı şekil, aynı zamanda şöyle jöle gibi bir şey satıyorlar. Benim bir an önce kalacak yeri çözmem lazım ve mide bulantım geçtikten sonra da bir yemek yemek istiyorum. Hava kararmadan bu ikisini de çözmem lazım. Burada da ablalarım böyle. Ola! Evet, bakın koka yaprağı düşmüş. Beni kovuyor mu anlamadım ki ben. El mi salladı? Benim bir an önce gözlüğümü takmam lazım. Gözüm görmüyor. Bu ne yapıyor? Aha, portakal suyu. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cuánto sale? 400. Por favor. Un. Belki mide bulantımı alır portakal suyu. Burada bakın böyle tezgahta satıyor. Adam da böyle para yok. Amanya, yo quiero ir Bolivia. Mañana. Sí, mañana. Sí. ¿Por legal o qué pasa ilegal? No, legal, papá. Ah, por puente. Sí, yo tengo pasaporte, todo documento. Muchas personas fue ilegal. Normal, ilegal. ¿Camina normal? ¿No tienes control? Allah Allah. Bakın burada da ablam böyle biber satıyor. Aynı zamanda buranın ünlü tatlısı Alfaroje. Bu ne? Fıstık mı bunlar ya? ¿Qué es eso? Esas son tostados. Baba, yeni dünya çekirdeğine benziyor ama anlamadım. Gözümle görmüyor. Burada da koku yaprağı satıyor ablam. Mucho gracias. Şöyle bir doğal portakal suyu. Çok iyi geldi. Arkadaşlar ben gözlüğümü tekrar taktım. Çünkü gözlüksüz göremiyorum. Az önce ablanın ne sattığını anlamadım ya. Seçemedim ki, hala da bilmiyorum o kadın ne satıyor yani. Ben şimdi otogardan ayrılıyorum. Konaklama işini çözmem lazım. Bakın burada da bir ablam tezgahını kapatmış. Maalesef ki çok fazla çalışan yaşlı kadın nüfusu var. Çünkü biliyorsunuz Arjantin'de gerçekten tarihlerinin gördüğü en büyük ekonomik kriz var. O yüzden evdeki herkes çalışmak zorunda. Bazı insanlar online işler bile yapıyorlar. Otogarın dış görünüşü de böyleymiş. Ana bakın, köpeklere kulübe yapmışlar. Ne kadar da güzel duruyor. Ben buradan böyle bir kilometre yürüyeceğim. Belki de, Allah, belki daha fazla. İleride petrol varmış. Bu gece orada konaklamayı, daha sonrasında da yarın sabah sınırı geçmeyi planlıyorum. Öyle. Bakın burada bu ne kemik pişirmişler böyle. Tamamen iş borta. Bir ağaç dibine tezgah açmışlar. Şimdi de gün bitiyor. Buralarda
gündüz sıcaklığıyla akşam sıcaklığı çok fazla olduğu için hayat çok erken bitiyor. Şu an bile montu giysem giyerim yani. Oğlum şurada kaç tane köpek var? Ben şuradan sağa doğru kaçayım. Şu kızın arkasına. Arkadan da köpek avlıyor. Otogarda da çok köpek vardı. Sanırım burada başıboş köpek sorunu var. Şu anlık şehirde sarı ve turuncu renkleri aktif. Gördüğünüz üzere burada da maalesef ki evlerin çoğunun sıvası yok ve burada piriket yerine çok fazla tuğla kullanıyorlar gördüğüm kadarıyla. Aha. Ona gidin kardeş, ona gidin, ona gidin lan. Ben bana avladım sana. Git kardeş git, arkada kalma lan, koş koş koş. Koş, öldür ana. İyiyiz, kurtardık. Devam ki. Ulan hiç insan yok. Açık bir restoran yok. Allah Allah. Şehirdeki neredeyse tüm evler sönük renkte dururken buranın sarılığı gerçekten çok güzel olmuş. Sahibi çok zevkli bir insanmış. İlk 10 dakikadaki izlenime göre sanırım bulunduğum şehir geldiğim Huamuaka'dan daha büyük bir şehir. Ama daha önce dedim, burası sınır şehri. Bolivya sadece 5 kilometre ötemde. Gördüğüm dağ manzaraları Bolivya'ya ait hatta. O yüzden buranın büyük olması normal de. Tam merkeze bir heykel yapmışlar da. Bu ne heykel la? Vagon desen çok küçük. Dorse desen değil. Allah Allah. İlk defa böyle bir şey gördüm. Ki sol tarafta da sürahi var abi. Ama bulvara yapmamışlar. Yolun başlangıcına. Allah Allah. Neden böyle sürahi heykeli yapmışlar bilmiyorum ki. Üstüne de çok güzel grafitler yapmışlar. Buraya özgü kaktüs, alpaka, rengarenk çocuklar filan falan. Baksana burada da kaktüsler var yani. Ben daha yürüyeceğim buradan. Neredeyse 1 kilometre. Baksana bakkala demir kapı yapmışlar abi. Gene tuvaletler aklımı aldı ya. Abi şehirde her yerde köpek var ve başıboşlar ya. Böyle bir şey var mı kardeşim ya? Aklım gitti ya. Yaklaşık 15-20 dakikadır yürüyorum. Şehirde kayda değer hiçbir şey yok. Bazı evler çok eski. Bazıları çok yeni. Bazıları tamamen kerpiçten. Herhangi bir dikkat çekecek hiçbir şey yok merkezde. Ki adam akıllı insan da yok. Şu an büyük ihtimal siestalar daha bitmedi. Belki olan restoranlar yarım saat içinde açılacak ama herhangi bir restoran görüntüsü falan da yok yani. Bu bulvara da bu sefer böyle bir şey yapmışlar. Ben ilk başta Hazreti İsa sandım ama hiç onun gibi durmuyor. Çünkü daha çok Roma gladyatörü gibi bir kıyafeti var. Ki altında da Gracias San Expedito Hio Alboso isimli bir kişiye teşekkür ediyorlar. Büyük ihtimal kendisi önemli bir savaş karakteri kıyafetinden anladığımız üzere. Vay arkadaş, hakikaten hiçbir şey yok la şehirde. Bomboş. Bakın burada da bir sokak köpeği. Şurada, şurada. Her yere sokak köpeği var ya. Ne şehir, ne de insanlar, ne de köpekler. Hiçbiri güven vermiyor açıkçası. Şu petrole sağ salim bir paraydı.
Söylenmedi hiç sana layık düşler senden önce tutsak yüreğim. Aslan kardeşim yapıyor, şöyle bir çekin içime. Oh çok iyi, sonunda vardım. Yaklaşık 1,5-2 kilometre yürüdüm ve EPF kardeşime ulaştım. Böyle bir yer. İyi, arkada yer falan da var. Güzel yatılır baba. Bakalım marketi falan var mı, bir interneti. Bir soralım. Bir soluklayın. Hola, ¿cómo estás? Tamam. Marketi akşam 10'a kadar açıkmış. Güzel. Özlemişim ya, yemin ediyorum EPF'in restoranını özlemişim ya. Bayağı oldu ya. Çok oldu ya. Vallahi çok oldu. Özledik ya. Oh. 10 numara oldu şimdi bir. İnternet restoranı. Aha bu arada Şampiyonlar Ligi maçı vardı. Ben. Hola. In 1-0? 1-0, sí. ¿De listo? Sí. Baksana City kazanmış.